Şifa kitabından 6. fesil 1. babdana. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemge Allah subhanahu ve ta'ala'nın şefkati ve ikramı hakkıdır. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselamge orada ötken ayette Resulullah'ını deyip kasem iç. Ondan aldın Resulullah'ın namları bilen kasem iç geldi. Ondan aldın gilerde Resulullah'a Allah'ın hitabıdaki hitap kılıçtaki lütfu, merhameti. Şimdi bu babda, 6. babda Allah subhanahu ve ta'ala'nın Resulullah'a kürsetken alahide inayeti ve şefkati. Yani bunlar birbirinden farklı diye manaları. Hitapta lütfu kürsetiş başka narsa, ikram kılıç alahide ve şefkat alahide narsa. O şey şefkat babıda keledi hazırki ayetler. Birincisi, misal tarikası da ayetler. Taha, ma enzelna aleykel Kur'ana li teşqa. Taha, ne manası? Bu kişi bir neyse mana etkiler. Yukarıda ilgari derslerde hem etkenimizdik. Mukatta harflerini tefsirinde ulamalar türlü fikirlerine etediler. Bu o şey tayin topmaganidan. Manası tayin topmaganidan ki o fikir keli. Tayin topsa tuhtiydi. Tayin topmaganidan köp fikir, köp tevil, köp tefsir keledi. Yukarıda etkilgenindik, o kişinin isimlerinden diyen gibi var. Bu rivayet kanaka rivayet idi. Alınmaydı. Alınmaydı. Zayıf, öte hem zayıf rivayet idi. Bazılar İsmullah, Allah'ın ismi de, İsmullillah, Allah'ın ismi de. Taha'dan murat. Qile, qile diyene ayetleri, şimdi de hem etkilgen diyen. Yine bir manada, ey ya racul, ey kişi diyen manada. Ya ki ya insan, ey insan diyen manada. وقيل هي حروف مقطعه لمعانين ده مراد عن المعاني دمش يعني معنادن kesilgen yani manasını biraw bilmeydigan Allah'dan muradını Allah özü biledi tahani biledi hamma ta degen ha degen harfligini biledi hamma lekin murad nima Allah'ın özüge ma'lum vasiti aytadilar ki ya tahir demoqchi bo'lgan ya hadi Ta, ha, ikide harf bosa. Ta'dan murad, tahir. Ha'dan murad, hadi. Ta, ha digene, ya tahiru, ya hadi digene. Ey pak ve ey hidayetçi digene. Ve qile, yine başka bir. Amrum minel vat'i. Vat'un, basmak, basış digene. Basış fiilinden amr buladı, ta. Ha bosa, ha u kinaye digene, ha u sakit digene. الهاء كناية عن الأرض إن هذا مراد يردن كناية يعني يردن بس ديجان بولاد ومن نما ديجان هاء وزا زميرة هو ديجان هاء بوسا مؤنث بولاد بويدا عند ألبت مثلا طاء هاء بولاد ده وزا أصله هذا مراد مثلا هاء زمير ير يخيط ديجان بوسا لأنه ير مؤنث الأرض سوز مؤنث طاء هاء ديجان Fakat şimdi yengilletiş için ta ha buladı. Çünkü Hamza, Hamza'dan aldığın kelgen hareketke maslanadı. Mesela i'men sözü, biz i'men deyimiz, asli i'men. İ'men, şimdi Hamza'nın ayetiş kıyım bugünü için, o yüzden aldığınca hareketke mas, harfi medge elmeştirildi. İ'men buladı. E'menu özü, ellezine e'menu. Ayetiş ki asan basın için, e'menu deyildi. Yani Hamza sükürlüğü olsa, o yüzden aldığın hareketke maslanıp ibdal kılınladı. İbdal degeni med harfiye elmeştirildi. Ayet şikasından olsun için. İman, utu sözlerine okşayıp. Kud şunaka ta ha bu genin aslında bu hem bitti kabul. Ta degeni bas degen. Ha onu bas. U da murat ne dese yer. Ta ha olsa yerini bas degeni böyle. İ'temid alel ard. Bir kademeyki ikele ayağın bilen bas digeni bulat. İ'temid ikele ayağın geteyen digen. İkele ayağını koy yerge digen. Ne için bunda digen? Ve la tut'ib nefseke bil i'timadi ala kademin vahide. Bitti ayağda türüp özünüzü kıynemeyin. Belki ikele ayağı bilen basurin yerine. Digen ben adı. O kıyneleş nime dese me enzelna aleykel Kur'an'ı biz Kur'an'ı sizge siz baksız buluşuz için çürgenimiz yok. Yani bazı rivayetlerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o şey namazge
ibodatga, riyozatga qattiq berilganlardan qiynalganlarini ko'rib, ba'zi kishilar ta'na qilgan. Musulmon bo'lmaganlar. U payg'ambarman deyapti, bunga Xudo Qur'onni tushiribdi-kanmish u. Lekin bu Qur'onni tushirgani bilan bu mazza qilib yashayotgani yo'q. Balki borgan sari qiyinchilikka qarab ketyapti. Qur'on bunga buni qiynashga tushgan ekan. Buni bahs qilishga tushgan ekan deb Rasul Akram alayhissalatu vasallamga ta'na bildirmoqchi bo'lishganda shunga javoban aytgan Alloh taolo. Sizni baxtsiz qilish uchun emas, siz baxtsiz bo'lishingiz uchun emas Qur'onni tushirishimiz. Al davomida illa tadkiratan liman yakhsha. Qo'rqadigan kishiga eslatma qilib tushirdik xolos. O'sha qiyinchiliklarda bu yerda aytmoqchi bo'lgani Nabiy sallallohu alayhi va sallam as-sahar, ya'ni bedorlik, ta'b, mashaqqat va qiyamul layl tungi namozlarda o'zlarini majburlardilar. Qiyinchilikka, bedorlikka va tungi namozlarga o'zlarini majburlab qiynardilar. Shunga Alloh subhanahu va taolo o'zingizni qiynamang deb shu oyat tushirgan. Yerni bosing deyishdan murod uzoq qiyomda tikka turganlaridan oyoqlari og'rib botib, og'rib ketib, oyoqlari botib ketib yoki toliqib ketganda bir tomonga sal yon bosib, ikkinchi tomonga yon bosib, ya'ni bir oyoq qadam berib, bir muddat o'ngida turib chapigadan berib, bir muddat chapida turib o'ngigadan berib, u degani oyog'imda ko'tarib turish emas u yerdan. Biroz haligi og'irini, yukni bosish xolos. Chunki oyog'ini bitta yoqda turish, hakkalab turish u ikki yoqda turishdan ancha qiyin bo'ladi. Namozdan uni turish mumkin emas. Faqat uzoq turgan paytlarda bir u tomonga yon bosib, bir bu tomonga yon bosib, mundoq-mundoq qilib qo'yishlarini, tebranishlarini aytgan. Ya'ni u tomondan bu tomonga, bu tomondan u tomonga yuk bosishlarini, o'ngdan chapga, chapdan o'ngga. Shunga unaqa qilib o'zingizni qiynab bir oyoqda turib, bir yukni bir oyoqqa olib, yana keyin bu oyoqqa olib qiynalmang. Balki ikkala oyoq bilan bosib turavering. Ikkala oyoqda turadigan bo'lguncha o'qing. Undan ortiq o'zingizni qiynamang. Oyoqqa og'ir keladigan darajada turib, hadam unga dam bunga o'tadigan darajada o'zingizni qiynamang. Balki ikkala oyoqda bosib turadigan darajada turing. Shunchalik undan ortiq o'zingizni qiynamang. Degan ma'noda aytilgan bo'ladi. Ta'ha desa. Tushundingizmi? Bu kishiga uzun sanadni keltiryaptilar. Sanad orasida ijozatan degan so'z ijoza bilan bergan degan. Ijoza bilan bergan bu haligi tahammul deydi. Ya'ni rivoyatni qabul qilib olish. Rivoyatni qabul qilib olishda turlicha yo'l bo'ladi. Shogird o'qiydi, ustoz eshitib beradi va tasdiqlaydi. Ustoz o'qiydi, shogird yozib oladi. Masalan, munavolatan deydi. Kitobini shunday beradi-da, shunday rivoyatlarda o'zing rivoyat qilaver deydi. Ijozatan ham shunaqa. Meni rivoyatlarimni rivoyat qilaver sen deydi. Meni kitoblarimni olib, mendan rivoyat qilishingga ruxsat beraman deydi. O'zi u shaxsdan eshitmaydi. Kitobida o'zidan olib turib rivoyat qilaveradi. O'shani ijozatan deydi. Ijozatan degandan murod shu, ijozan, ya'ni men o'qib berganim yo'q, u kishiga menga o'qib bergani yo'q. Wa naqaltuhu an asli wa min aslihi naqaltu degandan murod u kishining o'zini asli o'zini kitob bor, o'zi yozib olgan. O'shanisidan naql qilyapman. Ya'ni u kishidan eshitib yoki u kishi mendan eshitib, u kishini oldida yozgan emasman. Bu o'sha omonat, ilmiy omonatdorlikdan. Ilgari shayx masalan o'sha rivoyatlarni naql qilishda yo'llardan, tariqalardan bittasi bir kishi ustoz o'qib beradi, boshqalar eshitadi. Yozib olishdi. Masalan, Imom Buxoriy shuna qilganlar. Haddasana Humayd, desa haddasana Humayd deydi Ali muballigh. Ovoz yetkazuvchi. O'tirganlar hamma haddasana Humayd deb yozib oladi. Keyin haddasana Sufyan deydi orqasi. Haddasana Sufyan deb orqasiga qaytaradi va o'tirganlar yozib oladi Sufyanni. O'shanda masalan, kimiki o'sha rivoyati aniq ishonchli bo'lishini istasa, kelib shayxdan o'tkazadi. Shayxning kitobini olinadi. Uni yozib olgan daftarini olinadi. U shayx uni daftarini oladi. U shayxning kitobini oladi, almashtirishadi. Keyin solishtiriladi. Shayxning kitobi, shayx o'zining kitobidan o'qib beradi. Shayx odamlarga chiqib rivoyat qilayotgan paytda o'zi bitta kitobga jamlab chiqqan bo'ladi-yu. O'sha o'zining qo'l yozmasini shogirdga tutadi, shogirdni yozgan ko'chirmasini o'ziga oladi. Keyin ikkovisi o'qishadi. Oxirida keyin shayx amin bo'ladiki, bu shayx aytgandek ko'chiribdi. Xatosi bo'lsa to'g'rilab ketadi. Keyin oxiriga yetganda keyin shayx imzo chek beradi. Ijoz masalan men to'la
surası alıştırıldı. Ben bu kişini, ben şimdi rivayet kılışı ruhsat verdim dedi. Keyin rivayet, o şey en mütebar, o şuna koyuladı. En itibarlı, en güçlüyüz. Şimdi bu yerde şuna koyma gerek. Mümin aslı hikine kaltu degenden murat, ben o kişini, özünü kitabından özüm köçürdüm. İcazeten degeni, kıraatenmez degeni. Okup bergeni yok, benim okup bergenim yok. O kişi bana özünü rivayetlerden ruhsat verdi. Özünü rivayetlerden rivayet kılışım mı, kitaplarından rivayet kılışım mı? O kişinin rivayetinden, yazgan narsasından köçürüp aldım özüm. Diyepti. Ebu Abdullah Muhammed ibn Abdurrahman. Kazi Ebu Velid'den. Haddesine Ebu Zer, uyaket sanat gitti. Şunda Rabi' ibn Anas radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, demek mursalakken bu hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا صَلَّا قَامَ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدًا. Eğer namaz okusalar, bitti ayakta durardılar, yukarıda etkilerimizdeki. وَرَفَعَ الْاِكِنْسِنِ كُتَرْ وَلَرْدِلَرْ كُتَرْ وَلَرْدِلَرْ حَكَّ الْاَدِمَسْ. Yani yükünü keme itirerdiler. Şunda Allah Teala Taha'nı nazır kıldı. Ta'il arda ya Muhammed degen. Taha, hâde murat, une degen de murat yer. Ta'il arda degen böyle. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Siz bahtsız buluşunuz için Kur'an'ı sizge düşürgenimiz yok. Biz sizi Kur'an'ı düşürüşümüzden murat sizi kıynep koyuşmaz. اِلَّا تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخْشَى. Korkan kişiye tezkire, bir istetme buluşu için yine düşürdük. Tenzilen nazil kılıngenler halette ki مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُولَى يَرْنِيُوا يُقَارَ أَسْمَانْلَرْنِ yaratken zat tamamından düşürülgen. وَلَا خَفَأَ بِمَا فِي هَذَا كُلِّهِ مِنَ الْإِكْرَامِ وَحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ. Yukarıda ötken sizi kıynep koymak şimdi degen. Şakava saadette aksi oladı. Saadet baht. Şakavet aksi. Bahtın aksi. Bir bahtlik, bahtsızlık. Meşakkatini neticesi. وَلَا خَفَأَ. Bu yukarıda etilgen yerini özü kıynemeyin. Sizi kıynemek şimdi olup çürgenimiz yok. Yerini İki alayada basın bir malal, uzzı kıynemeyin digenden bu geplerde hammesinden ikram ve güzel muamele körünüp türüptü. Bunda hiç şubha yok. Şimdi eğer Taha'nı ve inceal'ne Taha, Taha digen sözünü Resulullah'ın isimlerinden digen ihtimal var diyor. Şimdi edip kareye digen bu şey kemakıyla yukarıda etilgendik. Evcu ile kasemen yayın ki kasem deydigan bo'lsak, yukarıda aytilgan deb u ham. Oldingi boblarda keldi-yu, Rasululloh bilan qasam ichgan bobida Toha Yasin Rasululloh nomlariga qasam degan. Tohaga qasam, Muhammad alayhissalomga qasam ya'ni. Yasin ya'ni Muhammad alayhissalomga qasam degan tafsir ham aytildi. O'sha ikkala ehtimolda aytildi. Bu yerda demak Tohani Toil arda deb tushunsak, yukarıdagi ma'no, ya'ni oyog'ingizni qo'ying, o'zingizni qiynamang. Endi agar Rasulullohning ismlaridan bo'lsa-chi, onda yukarıda Resulullah'ın isimleri hakkında ki yani fasıl gelip getirdi. Yukarıda fasıl, aldığın gibi fasıllar gelip getirdi bu ayet. Yani ki kasem kaladığı bu şey, onda hem aldığın gibi o kişinin namıyla kasem ilişki babı gelip getirdi. Lahika bil fasli bima qablahu. Lahika al fasli bima qablahu. Bu, bana bu hazır ki bu yerdeki bu mavzuyu kelime kaladı. Bu yerde Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'a şefkat kürsetiş hakkı dedi doğru. Onda Taha sözünün özü o kişinin namıyla kasem geçiş yok, o kişinin namını zikir kırış, babları kırık etti. Ama o kişiye yerge ayağı yüzü koyun degen şefkat babaya kirmeydi. Eğer şunu diye tafsir kılıyor musak. Yani isimlere de bir yaki o kişinin namıyla kasem deyip kareye degen musak. Şimdi özü racih gibi, küçülü gibi, manasını Allah bilir. Ama me'enzenlerinin bu yağı bu fasulye kirdi. Sizinle bahtsız buluşuz için Kur'an şürgenimiz yok degen gap şu şefkat babaya kiredi, şu babaya kiredi. Ama Taha sözünün özü kaysi fasılge kiredi deyse, kasem desek aldığı fasılge, hitap desek o kişinin ismi bilen yani onu aldığı fasılge, şefkat desek ta'il arda sözü bilen bu fasılge kiredi. Demek Taha sözü üç öyle fasılge kirişi mümkün. Üç kıl tafsirge göre. Ama ma enzelna aleykel Kur'an'ı ayeti şu fasilge dahildarlığı anık. O kişiye şefkat yüzesinden bugün hitap ki. وَعَلَى هَذَا مِنْ نَمَطِ الشَّفَقَةِ وَالْمَبَرَّةِ
فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسِكَ مَا أَنْزَلْنَانَ نَمَطْ نَوْ دِگَنَا yani tür, tarz digene. Bana şimdi şefkat ve mebarra yani yahşilik Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a Allah subhanahu ve ta'ala'dan bolgen şefkat ve yahşilikini türüge kiredi. Kuyudaki ayet ham. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ فَلَعَلَّكَ بَلْكِ دِگَنَا ihtimal ki degen. İhtimal ki siz bâhi' degen bâhi'un nefsek uzizu uziz öldürüp koyu diyekken dursuz. Nimeden? Ala âsârihim bularını keteden müşriklerini. Nime uçun? İllem yu'minu bihâzel hadis. Bana bu sözge Kur'an-ı Kerim'e iman keltirişmese eğer bana bu müşriklerini keteden bularını artıdan siz uzizu uziz öldürüp koyu diyebiz. Nime manada? Esefen, teessüf manasıdır. Ularge açıngeninizden, esef degen açınış degen. Ularge açıngeninizden özünüzü özünüzü öldürüp koyu diyebsiz. Öldürüp koyu dersiz belki degen. Devamıda ay katilun nefsek, özünüzü özünüzü öldürmek için bolasız, yani öldüreyi diyesiz degen. Lidalike, yani lidalike de murat nime? İman keltirmezliklerden. Lidalike de murat, li'ademi imanihim degen. Bu da gadaban au gayzan au jaza'an degan. Nima uchun o'zingiz o'ldirib qo'yadi deyapsiz desa, qaysi holat nima holatda o'zini o'ldirish mumkin desa, g'azab qilganidan, g'oyiz yomon ko'rganidan yoyinki g'oyiz deb odam ichidan haligi nafratlanib achchig'i kelishda aytadi. Achchiqlanishdan ya'ni. Achchiqlanishdan desa bo'ladi. G'azabdan yoki achchiqdan yoki jaza' ya'ni bezovtalikdan degan tafsir bergan uchalasi ham to'g'ri kelmaydi. Chunki o'zi u baqiy degani achchig'idan yoki shu achinganidan o'zini o'zi o'ldirib qo'yish, to'g'rimi? Baqani o'zini ma'nosi bu. Bu kishi nima aytgan? G'adoban aw g'ayzan aw jaza'an degani o'zi jaza'ni bermaydi lug'atda. G'adoban aw g'ayzanni beradi. Bu baqiyni ma'nosi. Lekin ayet-i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tasvirlegende esefen deyip tasvirlegen. Teessüften degen. Şunuz mu? Açınıştan yani gazaptan, açıgızdan özü öldürüp koymaz. Ayette uzat esefen deyip durdu. Teessüf, açınıştan özü öldürüp koyu diyebiz degen. Yani ana gadaban, avgayzan, avcazan degeni baka'nı lügattaki türlü manaları. Ama Resulullah'ın halatlarına düşmedi bittesi ya. Şunluğunuz mu? Bu üçüncüm, bu üçüncüm tercih çizip koyuladı ki bunlar irada kılınganmaz ayet. Bu lügatteki istimalde işletilişi mümkün bu. Ama Resulullah'ın halatlarına düşmedi. O kişinin halatları teessüf cihetinden. Özü bekağı, ömrüne özünü boğuşuz aslında. Boğumunu tomağdan boğuş derseniz, bekağı. Şimdi mecazi manada özünü özünü öldürüp, öldürüp koyuyor dedim özün mü değilsiniz o? Bana şu adam, şu kızım mı dikkatli gidip ölüp kalıyor dedim. Dizse, yani ki özümü öldürüp koyuyor dedim, dedi misal için. Yani bu yani, bıçak tartmak için buldum diyenemez. Yani adam ölümge bargüdeyi dereceye geldim. Ölüp kalıyor diyen dereceye geldim diyen. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam müşrikler iman keltirmegenleri ge uzlarını uzları boğup koyuyor diyekken bozalar, öldürüp koyuyor diyekken bozalar. Nime tuygu bilen şu halatı yetişiyor yaptılar. Gazabdan mı? Açıqdan mı? Yani cezadan mı? Deyse esefen ayet özel Kur'an ayeti tutturuptu. Teessüften. Teessüften yani açınıştan. Degen. Çünkü bana o gadaban av gayzan av cezaan degen söz ayetke tefsirmez bekaage tefsir. Düşünürlüğü mü? Yani çünkü o şeydi. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِنْ Şuara surasındaki ular mu'min bu megellerige yukarıda Kur'an bu gepke yani Kur'an-ı Kerim'ge iman keltir meseler digeni de Kehf surasında. Şuara surasında mu'min bu megellerige özünüzü özünüz boğup koyayın, öldürüp koyayın diyebsiz. Belki dedi. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın teşvişlerinden. Mesela bir kişi özünü özü halaketke tartıyken bu ise o adamı
şu halatka düşmese yok, halatka düşmese yok, kutkarsam o deyip oraya yiyken bu, siz kulak sanmasından şu halatka kalak ettiyken bu, kendi adam bir açınıp gitesiz. O şey açınışsız şu derecede ki özünüzü özünüz boğulur koyu diye ki adam gökşesiz. Degen. Bu bizge davetçinin risaletini yetkezi uçuk kişinin kalbi ruhi sıfatını kursetedi. Allah etmiş mümkün idi ki iman keltirmegenleri uçun ularını öldürüp koyu diye yapsın dese bulardı. O şunda gazaben buladı. Gazap cahattan, açık cahattan, mesela buraya açık siz falan çüşüne kadar aşım getirdi, öldürüp koyu dedim. Özüm yakası öldürüp koyardım diye size. Falan çüşüne kadar cığım getirdi yaptı, öldürüp koyu mümkün yaptı dedi. Misal şu. O bâhi'un nefseke degende o ne kadar olmayıdı. Gazap adatta adam özüge oza gazap koymaydı, buraya kadar gazaptı. O demek ularga gazap kıyaneden o yüzde öldürüp koyu size mi doğru? Çünkü ularga gazap kıyaneden siz ularını öldürmek için siz gerek. Şuraya yokup geçse yok, tinçsem dedi adam. Gazap ne demek o zaman? Gazap intikam isteği degen. Gazap aslında üç alış kattık isteği, üç alış. Kattık intikam isteği de o zaman aslında. Cereyanı, yürek uğruşu tezleşi, kanının mevcut uğruşu değildi. Cisimdeki cereyanın. Ha? Fevaranu dem dedi. Yani kanının coş uğruşu, kanı kaynayıp gitti dedi siz. Kanı kaynayışı, şu narsa gazap o aslı. Hop şu gazabı yüzden onların kırıp algı sevk edip öldürüp paçağını çıkarıp algı sevk edip deyken yok. Belki onların halakatke ketiyekkenini görüp teessüften açınıştan özünüzü özünüzü öldürüp koyuyor, boğup öldürüp koyuyor diye siz diye. Bu bizge risalet ne yetkez mahçup olan kişi, davet kı mahçup olan kişi, talim bir mahçup olan kişilerge kandı kayfiyette davet kılışları ve kişilerinin onlarca bir yer reddiyesi ki kandiye münasebet bildirişlerini kursetedi sünnette. Demek siz bir yapma etseniz, bir talimi verseniz, hakta etseniz, kişilerine bir hidayetini kursetseniz, onlar şunu kabul kılış mesela, ne kılış iskereyi kan? Bu yasal edilen nersemez bu. Siz mesela, ben açık kılmasligim kereyken, ben açınışım kereyken, deyip hasıl kılamayız bunu. Doğru mu? Bar bar palançını bugün yaş görüp gidiyor. O şuna kadar böyledi o. Palançını bar bugün yaş görüp gidiyor. O duygu siz başkaları diyen dersemez. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam asli şahsiyetlerini kursetedi. Asli şahsiyetleri de kişilerde rahmet ikenlikleri. Şefkat ikenlikleri. Ve o kişinin bütün bar gamları, istekleri kişilerinin necatı iken. Ve insanların gamıda ikenler, davetleri etkenini kıldırışmaz, kişilerini kutkarış için bu yani. Çekken meşakkatleri bir gün galiba kazanıp meze kılış içinmez, belki kişilerini, salahiyatı, onların necatı ikenini kursatır. Bu asli Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şahsiyetleri de ki asli hayat şu. Şu hayat buluşkeri bizde. Etkenimiz bu mevkası, kıyan dersimizi, yani davetimizi, yani bir nasihatimizi bırak olmasa, o adamı peçakını çıkavargımız gelip gazaplanışımız daha doğru olur. Belki o adam ki açınıp, açınganımızdan, hatta ki özümüzü boğup koyduğun dereceye bağırsak, hakiki açınganken bulamız. O şimdi bu şey eğer, şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı sünnetlerine halde hem ergeçken bulamız. Yani yapırışımız, davet kılışımız, ayet hadis yetişimiz, bu sözde ergeçtiğimiz, amelde ergeçtiğimiz, fiilde ergeçtiğimiz. Ama teşviş kılıp, gam kılıp davet kılışımız. O şey etkenimiz hasıl olmak, o kaydan bilinen teşviş kılıyapımız mı? Yani ki başka şahsi bizi, özümüzü, nefsimizde hem istekleri var mı bunun arasında? Hürmet tapış gibi, abrunu saklaş gibi, yani ki tasir utkazış gibi. Çünkü o şeyden bizim hususiyetler, isteklerimizden var mı nefsin istekleri? Bağlı yoğuluyunu şu kursetler. Eğer biz bir metri iki metri meksegü, çakırsegü, ya ki davet kısegü, ya ki talim birsegü, kişiler yüzü görse, biz eğer tuhtap kaladigen bulsak, yani ki ularga açık kaladigen bulsak, açınışmaz. Demek bu yerde bizim nefsimizin nasibesi bulur. Nefsinin nasibesi buluşluğu davetini halde sünnetke hılaf ikenini kursetir. Bu elbette sünnetteki neticeni vermeydi. Dünyada hem ahirette hem acriyen bu mıydı?
özdengen acır bulmuyor. Sünnetteki acır bulmuyor. Bunun için, bunu şimdi elbette o şu vakitte yasay almayacağız. Bunun için kişinin şahsiyeti de şunu diye şekilleniş buluş gerek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o şu akhira gharada tahannus ibadeti, yani tefekkür bilen, üzlet bilen ibadet kıyanları da asasi çekken gamları, tefekkürleri bu kişilerini bu zelaletten, bu halaketten kutkarışını oyu bugün. Dağlılandan burası şu bugün. O şahsiyetlerde bar narsa o. O kişinin ruhiyetlerde kalplerde singen narsa bu. Mana şu hakiki sünnet. Hatta ayet kemiği turup, Kur'an nazılımı turup bu şahsiyetlerde bugün bu sıfat o kişinin. Düşünelim. Bu öte ezgüliklerden. Bu mana şu narsa kişide tahammülünü payda kıladı. Aziyetini kütarışını şu tamirleydi. Aksi halde biz aziyet kütaramıyor muyuz? Yok ben diyorum sözü ise tahmet aşıp kütaramız o şu adam. Fakat bizge itaat kıladigan, eyvallah dediğin itaat göğlerini yine davet kılamız, başkalarımla işlemi kılamız. Bu davetteki nakıslık buladı ve sünnetki hılap buladı. Aksince hazırı mevize kalesiz adamla eşit oturuptu. Hazırı mesela ders bilsiz adamla eşit yaptı. Eşitmezden tezkere karab betizge sen tuhmetçisen, kezzapsan, o bu deyip kesse şey, ne kılasın şunda? O şende hem kavmin bilmeyi tuttu, Allah bunlarını keçirgin deyip yine davet kılıyoruz ki, bir kıldı. Eğer seyirlerine davetim israf eken, seyirlerine benim talimim israf eken dediğim bu ses, demek siz nefsizden, nefsiz nasibesi var. Demek siz risalet yetkez uçuşmazsınız. Hakiki risaletini kütarıp türgen kişimezsiniz siz. Siz kana kadar vazifeni kılıyken adamsınız. Vazifeyi okşasa kılasınız, bunu kime koyarız. O vazifeyi siz kapiyetinizde yoksa kılasınız onu. Yok mesela kimiyiz? Bunda nefsin nasibesi durgen bulur. Kağıtta nasibesi. Bu kişide risaletini yetkisiz gamımız, nefsinin nasibesi bilen kılıyken bulur bu davet. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, aldığı ilk peygamberlerden bittileri, hikaye kıyaladı, uzarıyım şu gebet gelirler. Başını yarıp kanat işte Peygamberini. Şunda Allahumma gfir li qawmi fe innahum la ya'lamun. Allah kavmimi keçirgen ular bilişme yaptı deyip dua kıldı. Hazır siz bir, mesela hazır bir 6. adam ya inki bir ilimli adam bir yere varıp davet kılmakçı olsa, mevize kılmakçı olsa, gapırmakçı olsa, ders vermekçi olsa işte oturup kanca adam. Ona koyanmaz ilgeri peygamberlerin hayatlarında. Doğru ashabları yani ekirgenler şunu diye bugün. Lakin ularını, ularına yükletilgen yük fakat ashablarla ders kılış bugünmez. Fakat onların yaktırken, kulak sağladırken, cim oturadırken, oturduysa oturup durduysa türedigenlerini davet kılıp, hoşlarla mazak kılıp yaşayacakmaz. Belki ne fakat eşitmek etedigen, tuhmat kıladırken, taş atadırken, uruşadırken adamlarını barıp davet kılış buyurulgen. Hoşlarını hem. Kişi davetke çıkarken, talimge öterken, ders vererken, yani kişilerge vaz kılarken, aynen şunge tayar oluş gerek. Şimdi halette hem davet kıladırken buluş gerek özellikle. Yani kulak samimiyetlerle ham eşit, çünkü maksat eşittiriş, yetkiziş. Bu sahabe-i kiramlar hem şunu diye buluşken, uzlarının kavimlerini davet kılıçta, uzlarının ahirlerini davet kılıçta, o düşün diye buluşken. Eğer bizi kâfiyetimiz bulsa, biz hazır ki, tantı kâfiyetimiz bulsa, üç günem devam etmiyor davet. Bari yaparız, ebare dese, ebare özünden kör de götür uğrarız. Bu kâfiyet, kişi nafsının nasibesi bilen avruganın bilgisi. Peygamberler şu bu nasıl derken? Çünkü peygamberlerin nafsında nasibi bu gelmez. Oğuzdan oğuzuna nasibi bu gelmez. Şunun için onların vazifesi fakat yetkiz. Bugün her kanaka halette yetkiz. Uğursa hem, sökse hem, hakaret kısa. Ve tekrar tekrar. Bir mertemez. Tekrar tekrar yetkiz gelirler. Şimdi o şende şu halet. Mesela siz oğuzunuzu olin. Bir adam mesela oğuzunuzu ferzendiyiz. Özünüzü farzendiyiz. Bir natoğru iş kılıyabdı. Siz kımaş yüştü diyebdiniz. Bir metri iki metri ettiyiz. Yine kulak sormadı. Tohtamayasınız. Tohtap kalmayasınız. Keçesi yığılıp dua kılas. Farzendiyiz hakkıya. Tavfik buluş için. Hemen üslup tukurlayıp görürüz. O şanı özünüzü ölçü etken gelpizi kırgızı için o sizin menfaat izmez. Balan menfaatinden kep çıkıp. Mesela balan oyununu oynamıyor. Balan iş tıkı mı? Diyekken buluş. Peki balan iş tıkı gendiyiz. Balam okuyun deyiz. Okuyum ben deydi. Oku balam deydi. Okuyum ben deydi. Yalın eski haliyin gibi. Balam, bana şu kâfiyet hemen insaniyetke buluş gerek.
Şu bolizge bugün şefkat, bütün insaniyetke bulsa, siz sünnetke halde ilgeçken bulasın. Hani özüz bolizge bulsa, başka yiyken bari kal özünden kör. Başım git art, bolini, dediğen bulsayız. Onda sünnette, sünnetke hılaf ışkıyan bulasın halde. Ve amelde, ana davat kandı yürüşkerek, İslam kandı tarikatlarışkerek, İslam risaletini yetkeziş mesuliyet kandı buladı. Ben şunu görünen. Şunun için vaaz ayette şu anki kişilerini davet kılış, dinge çakırış, ulaga dinden talim veriş işi bir dini müessesenin vazifedarlığı halasmaz. Oligar kuluna diyor. Yani bir ictimai cereyanmaz fakat. Yani şunçaki bir insani münasebetlermez. Yani şunçaki bir aylığı alıp kuluna diyen işmez. Bunlar da hem yürüdü kançadır, kastırmanıdır. O haliki buzağda yürüyen samahını geçer. 4-8'de 10'de gibi adam ki. Ama davet hakiki özün ruhunu alışı için, din hakiki özünün şeklini alışı için, ilim hakiki özünün kadrını tapışı için, ve Risale-i Muhammediye hakiki şeklini alışı için, ve kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mirasxor buluşu için, bu suretler kifaya kımaydı. Yani şu biz misal tarikasında etkenimiz, farzenge bugün gamkeşlik, dertkeşlik ve tahammül. Baliz, özü tuğup bugün baliz o. 18'ye, 15'ye kere günce bakıp katta kıyansız. O ursiz, tepsiz hakkız var. O zaman da hem yalnızdı baliz ki. Otur oğlum. Yani elbette davet yalnız şartmez. Lekin o şey keyfiyet buluş gerek. Şu adam iman getirse, şu adam necat tapsa, şu adamlar necat tapsa, şu adamlar dozakya düşmese, şu balam şamallamasaydı, şu balam geleceğe de kıynelip kalmasaydı degen gam umum insaniyetke buluş gerek. Davet çünkü üstüvarlık bilenmez. Yani davetini yukarıdan durup yapırılmaydı. Bakarışız mümkün vakti kese, avazı götürülüşü mümkün vakti kese. Lekin ahengiz, dert ahengi buluş gerek. Şöyleyim, o şunu da bugün de kişi davetli, hakiki sünnette haliki ilgeçken var. Yakında bir tanesi geldi, bu şimdi mevzudan taşkarı bulsaya. Ayet verdim mi? Bir ayol balasını alıp geldi, 12-13 yaş bala. Okutamayın deyip, karahanaya verip, keyin karahanadan çıkıp alıp balası, unamazsan şu karahanı desiz, ölüp kalamayın deyip, biraz ayağı toparlan kıldır. Şu balanı okutuş için keyin. Ersiz ayol. Bir de balasını okutuş için keyin. Yol sarıplap, pul sarıplap, harcat kılıp, gelip bu yerden bırak, iki amet, bir ay durdu. Balası onunla geldi ki, yani bir ay taşkarda okutamayın deyip, urunup gördü. Vesaat aldı benden, ondan bundan kıldı. Ahıra unamadı, bala unamadı ki etti kaydı. Şimdi bala eti yaptı ki, siz cennetiye kiremen, taç giyemen deyip, beni kıyna yapsın deydi. Onun iki yaş buranın kapını kaydı. Siz oziz taç giyemen deyip, beni kıyna yapsın deydi. Ha, kişisiz başka şaseki yorayım. Ben uzun halinde işimi kuleydi yaptık kendi. O şimdi ana izler, yalnız yapıp talip olarak. Bala olsun, bala olsun diye yaptı zaten. Ben taş giyemem diyken yok bu. Lekin de yaptı arasında maktab etken bu sekeri de senin o kavru olsun yani dediğim taş giyemem, ben taş giyemem diyen bu sekeri. Lekin o balanı olsun diye kule yaptı aslında. Bala yok ben diye yaptı. Ben kompüter oynayayım ben diye yaptı. Ona ben ahara alıp gitti kaytar şu balasını. O şu balanın okuşu için meyat mahşugen nükte. Okuşu için, bir tavşu balası için, eğer yok ayol, eplep, seplep, ona kadar köp buydu hazır. Şu balanı geleceği için, uzunlu meşakkatke sonra pul sarıplar, can helak edip, kança hatarını zimmesi alıp, yalnız başı buradan yürüptü de. O şu bitti balanı, salahiyeti için. Şu gam, umum buluş gerek. Resulü Ekrem aleyhisselatü vesselam şunu diyor bugün. Yani, ben etmek için derse şu. Ana endi o'sha odam, ana shu balasi aytganini qilmagan paytida, balasi o'zini jarga tashigan paytda nima holatga tushdi? Balasini bo'g'ib o'ldirib qo'yish kelmaydi odatda. Haqiqiy g'amgin, haqiqiy g'amdagi odam. Bu aliganda achchig'i tez ayollar bo'lishi mumkin, bo'g'ib qo'yishi bo'ladi. Lekin haqiqiy ezgu inson o'zini o'zi o'ldirib qo'yadi. Hatto ona ham vaqti kelsa balasini bo'g'ib qo'yish kelib ketadi o'zini emas. Rasul akram alayhisolatu vasallamni holatlari uzundan ham baland ekan da. Onaning farzandiga bo'lgan tashvishidan ham baland ekan da. O'shuning uchun shogirdlarga ham qaragan paytda shunday qarashimiz kerak. Masalan,
hammasi har xil bo'ladi, hammasi ham bir xil bo'lmaydi. 34 ta bola 4 xil. Buni qaraydigan bo'lsangiz, ular ham axloqi zo'r odamlar emas. O'zimiz bolamizni ham qarasak, ajab zo'r odamlar emas. O'zimizga bilinmay qo'ygan xolos. Ularni ham boshqalarga qilgan masalan noto'g'ri ishlarini hisobga oladigan bo'lsak, ko'tara olmaymiz, lekin bolamiz bo'lgan uchun biz ko'tara olamiz uni. Bolamiz ko'zimizga chiroyli ko'rinadi. Lekin uni to'g'rilanib qolishini g'amida 20 yil ham kutamiz haligini. Kerak bo'lsa 20 yil kutasiz-da. 20 yil dardini chekasiz. Ba'zida ota-ona shu bolasini bo'g'ib-bo'g'ib sep ketadi. Shu tug'ilmasa bo'lar ekan shu deydi. Vaqti kelsa. Ammo Rasul akram alayhissalotu vasallamning mehrlari va insoniyatga bo'lgan shafqatlari onani bolaga bo'lgan shafqatidan ham baland ekanki, o'sha iymon keltirmasa, u kishiga tuhmat qilsa, dushmanlik qilsa, u kishi ularga yaxshilik olib kelib turgan paytida. Shunda ham ularni bo'g'ib qo'ygisi kelmayapti ekanda. O'ldirib qo'ygisi kelib ketyapti-ya ularni, demayapti oyat. O'zingizni o'zingizni o'ldirib qo'yadi deyapsiz taassufdan deydi. A mana bu hay'at, mana shu kayfiyat, mana shu qalb kerak da'vatga. Nafs emas. Biz ko'pincha nafsimizni ustiga qurilib qo'ygan harakatlarimiz. Mana bu Rasul akram alayhissalotu vasallamning sunnatlari shu. Sunnat deganda faqat suratda olmang. Sunnat deganda suratga cheklanish, ya'ni suratga berilish bu dinni eng katta buzish mashg'uli. Sunnat haqiqiy sunnat holda ergashish bilan bo'ladi. Holda ergashsangiz amal, so'zlar o'z-o'zidan hosil bo'ladi. Ammo so'zni o'zida ergashib, amalni o'zida ergashishdan holda ergashish kelib chiqmaydi. Shuning uchun holda ergashishga ko'proq urg'u beriladi. Siz da'vat qilgan paytingizda, ta'lim bergan paytingizda aytganingiz bo'lmasa, aytganingizni qilishmasa, qalbingizga qarang. Nuqson mendadir deb qarash kerak shunda. Ba'zi mashoyixlar shunday qilar ekan. Shogirdlarida agar toyilishni ko'rsa, shogirdni koyimar ekan, "Menda kamchilik" der ekan. "Menda kamchilik. Menda xato." O'zini koyir ekan, o'zini ustida ishlar ekan, o'ziga riyozatni yuklar ekan ko'proq. Toyinki, "Menda xatoim borki, birorta niyatimdami, qayerimdadir buzuqligim borki, bunga risolat yetmayapti" derkanda. Endi shunda ham yetmaydiganlar bo'ladi, Alloh qalbini qutlab qo'ygan, qalbi qutlanganlar. O'shanda ham uni o'ldirib qo'ygisi emas, balki o'zini o'zi o'sha odamning halokatidan achinib ketganidan o'zini o'zi bo'g'ib qo'yadigan bo'lish kerak. Endi shu tarzdagi g'am, shu tarzdagi dard bizda bo'lmasa, biz da'vatimiz puch bo'ladi. Surat bo'ladi xolos. Ta'limimiz ham, da'vatimiz ham. Buni hosil qilish uchun kishi nima qilish kerak? Kishi to'g'ri fikrlash kerak va haqiqatda kishilarni g'amini cheka olish kerak. Bu Allohning ma'rifatidan kelib chiqadi. Allohning ma'rifati va bandalarini bilishdan kelib chiqadi. Shuning uchun mashrabni bir bayti bor. Parvardigor, agar kishilarni do'zaxga tashlamoqchi bo'lsang, hammasini o'rniga gunohkor bandalaringni, hammasini o'rniga bir kishi kuysa-yu, boshqalar qutulib ketishi mumkin bo'lsa, meni tashlagin deydi do'zaxga. Ular qutulib ketaversin. Men Abu Bakr sizda eshitmaganman, lekin maktabda o'qiganman. Bayti esimda yo'q. Agar bandalaringni do'zaxda, albatta farazi gap bu. Bu bo'ladi degani emas. Bu kishilarning najotini shunchalar xohlayman degan gapning ifodasi xolos. Tushundingizmi? Kishilarning najotini shunchalar xohlayman degan gapning ifodasi u bo'ladigan narsa emas o'zi u. Farazi aytiladi. Farazan aytiladi. Farazdan murod tuyg'uni ifodalash bo'ladi. Kayfiyatni ifodalash bo'ladi. Tushundingizmi? Agar bandalaringni do'zaxga tashlashingni o'rniga, hamma gunohkor bandangni o'rniga bir kishi hammasini jazosini bir kishini o'ziga yuklashing mumkin bo'lsa, menga yuklaguni gunohkorlardan hammasini kirgizib jannatga deydi. Mashrab. Bu nima? O'sha kishilarning g'ami bu. Insonlarning dardi bu. Shuncha Rasul akram alayhi salatu vasallam "Men sizlarga otadekman" deganlar. "Men sizlarga otadekman" deganlar. Ana shu sunnat bo'ladi, haqiqiy holda ergashish shundoq bo'ladi. Bunda biz unda muqobilida sizda mol davlat ham kutmaysiz, rahmat qulluq ham kutilmaydi. Ulardan shafqat olqish ham hech narsa kerak emas. Faqat o'shalar ular najot topsa bo'ldi. Bizga eng yaqin misol farzandga bo'lgan ota-onani munosabat yoki asosan onaniki, onaning mehri ko'proq bo'ladi. O'shandan Rasul akram alayhisolatu vasallamning insoniyatga bo'lgan shafqatlari va dardkashliklari ortiq bo'lgan. Shuning uchun qo'shnilari bir yahudiy yigit bolacha og'ir kasal bo'lganda Rasululloh kirdilar ko'rgani.
ilgari ham aytib berganman. İman talqin qildilar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh ashhadu an la ilaha illalloh. Aytgan shuni dedilar. Bola ikkilanib talmov so'rab otasiga qaradi. Shunda otasi Ati Abul Qasim dedi. Abul Qasimga itoat qil, aytganini qil dedi. Shunda bola kalimani aytdi-yu joni chiqdi. Rasululloh xursand bo'lganlardan yig'lab chiqdilar o'sha uyda. Men tufayli shu bolani do'zaxdan qutqargan Allohga hamd bo'lsin dedi. Bolani do'zaxdan qutqarilganiga xursand bo'lganlardan yig'lavordilar. Shu kayfiyat qaydan keladi shu? Birorta odam kirmasinda do'zaxga hammasi shu jannatga kirsaydi degan g'amdan keladi. Albatta hammasi kirmaydi, lekin shuni istash kerak. Ha, endi Alloh taoloning taqdirida bor kirish do'zaxga kirish ularni baribir, ma'lumlarim. Lekin kishi shularni kirmasligini istaysiz. U degani kirishiga qarshi bo'lasiz degani emas. Kirmasligini istashingiz. Bu nimani beradi sizga? Bu da'vatni hamma qalbga yetib borishini ta'minlaydi. Oraga nafs qo'shilsa da'vat yetib bormaydi. Hamma qalbga. Shayx Abdul Boqiy degan kishi bor hozir Turkiyada. Abdul Boqiy hazrat deyishadi. Qavs soni deyishadi. Shu kishining gap bor ekanda, biz 7 milliard qalbga da'vogarimiz derkan. Biz 7 milliard qalbga da'vogarimiz. Ya'ni hammasini Allohga chaqirishni istaymiz degan ma'noda. Mana shu haqiqiy da'vat bo'ladi. Tushundingizmi? Fala'allaka baqi'un nafsaka yoki la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin oyatidagi ma'no shu. Bu Rasul akram alayhi salatu vasallamning o'ta odamiylik va o'ta insonparvarlik kamolotiga yetganlarini dalolat. Inna sha'nu nazzil alayhim davomida aytadi. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha nunzil alayhim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in. Agar biz istasak ularni tepasiga osmondan bir mo'jiza tushiramiz, oyat tushiramiz, bir belgi tushiramiz. Ularni bo'yinlari taslim bo'lgan holga keladi. Qoladi o'sha, ya'ni bo'ynini egib qo'yamiz bularni xolasak. O'tiki Banu İsrail'in tepesine turunu kütarıp koygandık. Tur tağını Banu İsrail'in tepesine şundak kütarıp, Osman'a kütarıp. وَظَنُّ أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ diyen. Tepesine bas, az biz basıp kaladı şu tağ. Dediğin derecede hatar geçip kalışken. Toplarını turuşken, oranın yaşayken, yani toplarını turuşken cahige, turunu kütarıp itaat kıyırlar Allah'a, Tavrat'a amel kıyırlar diyen. خُدُوا مَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوَ Biz sizlarga kitobda bergan, Tavrotda bergan hukmlarni mahkam tuting degan. Bo'l deb taslim bo'lishga iloji yo'q. Haligi o'ta ham bir bo'yin tovu bo'lganlaridan payg'ambarlarga ergashishdan bo'yin tovlaganlaridan o'shangacha borganda holat. Tog'ni ko'tarib qo'ygan tepasiga. Va ular bo'ldi itoat qilamiz deyishgan. Agar xolasa Muhammad alayhisolatu vasallam siz o'zingizni o'ldirib qo'yadiyapsiz. Agar biz xohlasak Bularının tepesine osmondan bir ayet tushiramiz. Yani kelimeler emas, belki bir orta mucize, yani bir orta bir hadise tushiramiz. Şu kadar ki ister istemez boyun eğip kalışadı. Halesek hepsini mu'min kıvaramız biz. Mesela hazır bir kemiyete gelip tepemizde durup hitap kese, iman keltirsin keltirdiği hemen hazır partlayıp keter deyse, hemen iman keltirdiği secde kıl. Kafirler, müşrikler, hudasızlar hepsi. Birer kişi kamaydı, ya men egilmeyman deydigan. Xohlagan Alloh taolo egib qo'yishga qodirmiz deydi. Lekin biz ularning ixtiyori bilan mu'min bo'lishlarini iroda qilamiz. Imtihon shu yerda. Allohning qadari shu. Siz bunga o'zingizni hal qilib qo'ymang. Bu oyat karimada shafqat ko'rsatilayotgani shuki, siz o'zingizni hal qilib qo'ymang degan shafqat, ya'ni o'zingizni bunchalik urintirib olmang. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallamning dardkashliklari, g'amkashliklari shu qadar ekanki, Alloh taolo Bo'ldi, bo'ldi, unchalik qilmang deydigan darajada ekanda. Va Alloh taolaning mehrini ko'p bu oyat faslida bobi, fasldan murod Alloh taolaning shafqati Rasulullohga u kishining o'zniki o'zlarini urintirib yuborishlari. Yuqorida Tohadagisi ibodat bilan, amal bilan urintirishlari. Bu yerda ruhiy, qalbiy kechinma bilan o'zlarini urintirishlari. Ko'p dard chekishlari. Mana shu narsani Alloh taolaning shafqatini ko'rsatadiki, tanalarini qiynalishini ham xohlamayapti. Ruhlarının ezilişini hem haklamayaptı. Aleyhisselatü vesselam. Hatta gerek olsa biz
siz şularını iman keltirishini xohlasangiz osmondan oyat tushirib bo'lsa ham ularni hammasini mo'min qilib qo'ya olamiz, qilamiz desa agar. Lekin Allohning irodasi u emas, balki bular ixtiyori bilan iymon keltirishlaridir. Fasda bima tu'mar va a'rid anil mushrikin innaka faynaka al-mustahzi'in. Endi keyingi misol fasda sada degani o'zi asli idishni sindirsa bir temirni bir narsani qattiq narsani sindirsiz chiqadigan qarsillagan ovozni aytadi. Sada deb. Fasda degani bima tu'mar sizga buyurilgan narsani balalla ayting degan. Ya'ni ovoz chiqarib, ya'ni ochiq biz dilimizda aytganda hayqiring degani. O'zingizga buyurilgan narsani hayqirib ayting. Balalla ayting degan. Va a'rid anil mushrikin mushriklardan yuz o'g'ining. Yuz o'g'ining degan qaytib da'vat qilmang degani emas. Shuni tushunib olish kerak. Vahjurhum hajran jamila ularni hajr qilgin degan oyat karimada. U Muzzammil boshida tushgan suralardan. Shu bo'y da'vat to'xtaganmi? Bo'ldi. Sizlar onamiz ochiq da'vat qilman deganmilar yo'q. To'xtamaganlardan. U a'rid mushriklardan yuz o'g'ir degani masalan bizda ham bo'lishi mumkin. O'shunaqa holat yuz o'g'irish. Yuz o'g'irishdan murod aziyatidan yuz o'g'ir. Gaplaridan yuz o'g'ir, lekin da'vati to'xtatilmaydi ularga qarat. Tushunarlimi? Mushriklardan yuz o'g'iring. Inna kafaynakal mustahzi'in. İstihza qilib masxara qilayotganlarga siz uchun biz kifoya qilamiz. Jazosini o'zimiz beramiz degan. Yani biz kifoya qilamiz degani siz ahamiyat qilmang degan. Ularning istihzolarini e'tiborga olmang, yuz o'g'iring istihzolaridan, malomatlaridan. Allazina yaj'aluna ma'allohi ilohan akhar. Shunday kishilarki Allohdan boshqani iloh tutishadi Alloh bilan birga. Fasawfa ya'lamun. Yaqinda bilishadi. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Ular aytayotgan gapdan sizni ko'ksingiz, bag'ringiz siqilishini, yuragingiz siqilishini biz bilamiz. Ya'ni siqilayotganingizni bilamiz, ularni iymon keltirmaganlaridan diqqat bo'layotganingizni bilamiz. Ularni aytayotgan gaplaridan diqqat bo'lishingizni bilamiz. Xavotir olmang, ularni bizga qo'yib bering degan ma'no. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ma kanu bihi yastehzi'un. Sizdan oldingi payg'ambarlar ham istehzo qilingan. Masxara qilganlarga ularni orasidan. Istehzo qilib yurgan narsalari oxiri ularga yetib ularni qurshadi keyin. Ha sen bizni xudoni azobi keladi deyapsanmi? Deyishardi, azobi keldi. Do'zax bilan qo'rqitmoqchimisan bizni? Deyishardi. Do'zaxga tushdilar. Alloh qudrati kuchli xohlaganini qilib qilsin mana azob qiladigan bo'lsa deyishardi, istehzo qilishardi. O'sha istehzo qilgan narsalari o'zlarini qurishadi. Yetdi ularga o'sha. Ya'ni dunyoda yoki oxiratdagi azobga duchor bo'ldilar o'sha istehzolardan keyin. Ular o'sha azobni inkor qilib istehzo qilyotdilarmi? O'sha istehzo qilgan narsalari ularga yetdi va ularni qurishib oldi. Bu yerda sizdan oldingilar, oldingi payg'ambarlar ham istehzo qilingan degan joyi shafqat va tasalli. Ya'ni bitta siz emas. Bu siz olib kelgan risolatni olib kelganlarning hammasi shundoq bo'lgan. Shuning uchun Varaqat ibn Nawfal Rasul akram alayhisolatu vasallam birinchi bo'lib shu vahiy tushganda Xadija roziyallohu anha bilan borib bo'lgan holatni aytganda bu farishta nomus, ya'ni Jibrildir. Musoga vahiy olib kelgan shu. Deb turib, hali sizni qavmingiz shahar o'zingizni yurtingizdan Makka'dan quvgan paytda men bo'lsamidim? Yosh yigit bo'lsamidim, sizga yordam berardim degan. Qarib qo'ygan kishiga. Shunda ava muhrijiyahum ula hal meni o'zim yurtimdan haydab chiqarishadimi deganda siz olib kelgan narsani olib kelgan kishi borki dushmanlikka duchor bo'ladi degan. Ya'ni siz olib kelgan bu risolatni kimiki olib kelsa, albatta kishilar u chunki kishilarda nafs bor, shayton bor. O'sha qo'ymaydi. O'sha qabildan kelib chiqib ular o'sha jihatdan kelib chiqib qarshi bo'ladi albatta. O'zlarining istaklariga erishish uchun siz bilan urushishadi. Va sizni oxir haydab chiqarishadi chunki ilgarigi kitoblarda u kishi Makka'dan Madinaga hijrat qilishlari bo'lgan. Yasribga hijrat qilishlari bo'lgan oldingi xabarlarda, oldingi kitoblarda xabarlarda. O'shaning uchun aytgan o'riq siz hali chiqa olmasangiz qolmaysiz. Lekin o kishi Rasul akram alayhi salatu vasallam da'vatlar yoyilmay turib vafot etgan. Eng birinchi iymon keltirganlardan chunki o kishi Tavrot Injilni
Arapçaga ögürüp yazadigan derecede alim adam bugünler. Şunda aytgan gapları siz olib kelgan narsani kimiki olib kelsa albatta düşmanlikka duchor bo'ladi degan. Demak, u shunga tayyor bo'lib chiqiladi. Faqat shu rahmat qulluq eshitish emas, u da'vatdan yoki ta'limdan murod faqat emas. Har qancha aziyatni ko'tarib bera olishimiz kerak, shunda to'g'ri bo'ladi. Shunda sunnatga ergashgan bo'lamiz. Bu yerda Rasul akram alayhisolatu vasallamga biz sizni istihzo qilganlarga kifoya qilamiz deyish bir tasalli, bir shafqat. Sizdan oldingilar ham istihzo qilingan deyilishi yana bir shafqatning belgisi. Tasalli bo'ladi. Sallallohu ta'ala bima zakar aw bima zukr wa hawana alayhi ma yalqa min al-mushrikin. Mushriklardan o'kishiga yo'liqayotgan narsalarni yengillatmoqchi bo'ladi Alloh. O kişiye yukarıdaki gepler bilen teselli bir mahşub oladı. Ve a'lemehu enne men temada ala zâlike yahullu bihi ma halle bimen qablehu. Kimi ki o kişiye şuna kadar tecavüz kürsetse aldıngilerge aldıngilerine azap kürsedi mi? Aldıngilerge yetkenlerse onlarge hem yetişeni ayetip Allah o kişiye teselli bilen. Mana shu tasalliga yana bir misol bo'ladi va in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik. Sizni yolg'onchiga chiqarishayotgan bo'lsa, sizdan oldingi payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilgan bir qanchasi. Sizdan oldin ham payg'ambarlar yolg'onchi bir qancha payg'ambarlar yolg'onchiga chiqarilgan. Yana shu qabildandir. Kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ulardan oldingilarga ham mana shunday bo'lgan. Biror bir payg'ambar kelibdiki, yo sehrgar yo majnun deyishgan. Bu ham Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga tasalli yo'sinidadir. Al-azzahullohu ta'ala ta'ziya, ya'ni tasalli degani u. Ta'ziya, ta'ziya degani dardni aritishga so'z aytish, birovning dardini yengillatish uchun so'z aytish bor-ku. Shuni ta'ziya deyiladi. Azzahullohu ta'ala bima akhbarahum bihi anil umamis salifa. ومقالها لأنبيائهم قبله الله سبحانه وتعالى bu xabar bergan narsa xabar bergan yuqoridagi so'zlar bilan oldingi o'tgan ummatlar va ularning o'zlarini payg'ambarlariga aytgan so'zlarini xabar qilish bilan va payg'ambarlarning ulardan chekkan aziyatlari, mehnatlari, mashaqqatlarini bayon qilish bilan Rasul akram alayhi salatu vasallamga avunç vermakçı. Azzahu. Ve sallahu bizalike an mihnetihi bimithlihi min kuffari Mekke. Mekke kafirleri tamamıdan. Yetiyetken o şey yukarı aldığında peygamberlerge kilgen meşakkatler kebe meşakkat yetişini ayetip, o kişiye yetkenini ayetip teselli bir yaptı dedi. Yani sizden aldığında peygamberlerge hem bu Mekke müşriklerden sizge yetken kebe aziyet yetken. Nima deydi Alloh taolo orqasidan va annahu laysa awwala man laqiya zalik. Buni aziyatga yetib duchor bo'layotgan birinchi odam siz emassiz demoqchi. Summa tayyaba nafsuhu fi nafsuhu va abana uzrahu bi qawlihi fatawalla anhum. Keyin u kishining ko'nglini xushnud qilib, u kishining uzrini o'zlariga izhor qilib aytadiki, fatawalla ulardan yuzi o'g'iring. Ya'ni ular degan yuqorida aytganimizdek ahamiyat bermang degan. Yana boshqa bir oyatda fama anta bimalum, siz malomatga qolmaysiz. Malomatlanmaysiz siz. Fatawalla anhum fama anta bimalum oyat davom o'zi. Tepada mushriklardan yuz o'giring degan bo'lsa bu yerda tavalla orqangizni qilib keting degan. Ularga orqangizni o'giring, siz malomat qilinmaysiz. Ya'ni yetkazilganingiz yetkazib bo'ldingiz degan. Bu degani o'sha yuqorida aytganimizdek da'vat to'xtash ma'nosida emas. Belki ularına aziyetlerden yüze görüş. Manasında. Ay fi edai ma bellagta ve iblagi ma hummilde. O sizge yüklengen nersen yetkezi şu ve yetkez mahçup olgen nersizi ada kılıçta siz malamat kılınmayız. Yine ayet dedi ki vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi ayunina. Rabbi giznin hükmüge sabır kılın. Siz biznin köz ongumuzdasız. Ya'ni sabr qiling ala azahum ularni aziyatlariga fa innaka bihaythu naraka wa nahfazuk. Siz bizni biz ko'rib turgan
bizim nazarımızdasız ve bizim hifzü himayemizdasız dedi. Sallallahu Teala bihada fi ayin kesiratin min hazal ma'na. Şu manada çok günü ayetlerde Allah Teala Resulullah'a teselli beret dediler. Bu yerde sabır kılın degeni sabır nima? Habsun nefsi ala ma takra. Nefsini istemegen narsasida ushlab turish sabrni tarif. Nefsini kişi özünü yani kişi özünü nefsini yoki istemegen narsasiga majburlab ushlab turishni habsun nefsi ala ma takra. Sabrni tarif. Shuni sabr deyiladi. Demek ushlab turish bilan bo'ladi. Oxirigacha ushlab tursangiz haqiqiy sabr bo'ladi. Bu yerda Rabbingizning hukmiga deyishdan murod nima? Ya'ni hukm ikki xil bo'ladi aytganmiz. Kavniy hukmlar, Allohning hukmlari va shar'iy hukmlar. Shar'iy hukmlar palon narsani qil, palon narsani qilma degan. Kavniy hukmlar Allohning qazo va qadar yer yuzida yurgizgan. Mana shu odamlarni iymon keltirmayotgani ham, ularga ixtiyor berib qo'ygani ham Allohning qadar. Xolasa shu hammasini musulmon qilib berishi mumkin deb itoatga qo'yib. Shuni qilmadi. İhtiyarı bilen kişiler Müslüman buluşunu irade kıldı. Şu kavni hüküm. Şunge sabır kılın. İman getirişme yaptı mı? Sabır kılın. Aziyet bir şey yaptı mı? Şunge böyledi. Adet. Sabır kılın. Fe inneke bi a'yunine siz bizi közümüzü ungidesiz degeni bizi inayetimizdesiz. Taşap koyganımız yok. Onlardan aziyet yetiyetse Allah menge yardan vermeye yaptı deyip oylamayın. Onu da oylamaydılar. Lekin şuna farazan etli yaptı de. Siz bize itibarımızda siz bulayken, siz de keçeyken meselelerini biz küzetip görüp durup mishamesini. Bizi irademiz bulan bulayıptı bu. Degen. Bu, bu düşünürseni biz özümüzde hem görüşmemiz gerekiyor. Bazen kişi, o şey davet kısa, yani ki, şu din yorulda bir iş kısa, kişilerden aziyet diyetse, yani ki, etkeni bulmasa, çülke çüp kaladı. Çül çüpmesi gerek, Allah'ın hükmü razı buluş gerek. Şunda kişi doğru yol tutgan bo'ladi, shuni sunnatga ergashgan bo'ladi. Ilgari ham aytganman bu oyatga doir bitta aqidaviy narsani, aqidaviy gapni. A'yun ayinni ko'pligi, to'g'rimi? Yana ko'pligi ham bormi? Qanaqa? Uyun. Nima farqi bor ikkalasini? Uyun jam'u kasra. A'yun jam'u qilla. Nima degani? Jam'u qilla 3tadan 9tadan 10tagacha bo'lgan jamga ishlatiladi. Af'ul vazni. Un mesela siz deylik 8 ta 9 ta 10 ta ko'zda aytmoqchi bo'lsangiz ayun ishlatasiz. Mesela 5 ta odam haqida gapiryapsiz. 5 ta bo'lsa ham ikkaladan ikkala har ikki ko'zi kasal. Shunda ayunuhum marida deysiz. Bularning ko'zlari kasal, 5 ta bo'lsa 10 ta ko'zi. 10 kishini ko'zi 20 ta ko'z kasal. Uyunuhum marida deysiz. Ayunuhum mas. Uyunuhum mariyada deysiz. Onlarının gözleri. Yani 10'dan köp, 10'da geçe boyan köplükke ayun işletes. 10'dan köp közge uyun işletiler. Yine bu yada Allah Ta'ala fe inneke bi ayunine siz bizi köz öngümüzde siz digen. Bir bu yada mülazamatını bildirdi. Yani közlerimizi karşımızda siz digen manadı. Yani gözümü al desin digen. O şimdi Allah Teala közler deyip keltiredi. A'yun. Musa Aleyhisselam hakkında aitkende ve litusna'a ala ayni beni köz ungümde yetiştirilişiniz için. Yeserleştiğiniz için yani terbiyeleniştiğiniz için diye. Şimdi ve litusna'a ala ayni de bitti ayin etken. Bu yerde köplükine etken. Lekin camakıyla bile etken. Ama ikide köz degenlerse ki yenmez. Allah'a nisbet verilgen ayn sözü ismi nisbet verilgen nususlarda ayet hadiste ikide köz degen söz kiyenmez. O Tavrat İncil diye adamlar kirgizgen cümlelerde var. Lekin Kur'an-ı Kerim'de kimmegen. Ama ana mücessimeler Allah'ın közü ikide deydi. Kayda alet. Onlar koyan kaidesi var ki insanga kemal bugenlerse Allah'a kemal bula diyen kayda var. Bu buzuk kayda bu. O Allah'ını insanga o'xshatishdan kelib chiqadi. Allah'ını inson bilan teng qilishdan kelib chiqadi. Bo'lmasa qana qilib insonning kamol bo'lganisi Alloh ham kamol bo'ladi. Bil aks insonga nuqson bo'lgan Alloh ham nuqson bo'ladimi keyin? Halbuki Qur'oni Karimga zid bu. Yaniyam aytganmiz,
Mesela farzand ko'rish insonga kamol. Jismoniy kamoldan. O'z jinsida ayol, ser bolali ayol o'z jinsida kamol bo'ladi bolasidan. Erkak ser farzand erkak o'z jinsida kamolroq bo'ladi bepusht erkakda. Holbuki Alloh taologa nisbatan bu kamol emas farzandli bo'lish, nuqson. İnsanın nüksan narsa Allah'a kemal bo'ladi. Doğru mu? Yani ki aile kuruş, hatını köp buluş. Kemal'dan erkek ki. Allah Ta'ala'ya hatın buluşu nüksan. Ha, sahibeten vele vele dedi de Allah Ta'ala'da ya hatın ya inki bala bu muydu? Demek insanın kemal bulan narsalar hemen kemal olur muydu Allah'a? Allah Ta'ala'ya kemal sıfatları ilahlikke has sıfatlar, insanın has sıfatlamaz olur. Bu mücessime müşebbiheler Allah'ın insandaki tasavvur kuvvetinden çıkan buzuk kaide. Akide tahavvüyen şahada yazıp koyup düşünün kadar. Demek ki insanın kemal olsa, batarika ola Allah'ın kemal olan diyor. Bu işte müşebbihelik akliyetinden kip çıkanlar. O zaman için insanda kemal üçte göz mü, bitte göz mü? İkide göz. Demek Allah'ın hem gözü ikide oluş gereği diyenler sen kip çıkardı şimdi. Şu ne diyor işte? Onun delil kılıp bitti hadiste ayetedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Deccal çıkardı, bir gözü yapıp buladı, bir gözü buladı. Mehudaman dedi, onu işanladı bazıları, sizler işanmıyorlar. A'vardur, a'var diyene köze ayıplı diyene. Köze ayıplı. Rabbiniz ona hangi köze ayıplıymaz diyenler. Ula a'varını bite közleymez deyip tercüme kılırken, bite közleymez deyip tercüme kılıp, demek iki de közleyken diye hulası çıkarıyor. Bu işi, sözünü bilmeyen, mantığını bilmeyen eden ahmalı giden. Mesela palancını bitti, palancını balası bitti emez deseyiz ikide degeni oladı mı, sekizde degeni oladı mı? İkide hem sekizde hem buluşur mu? Palancını balası bitti emez dese, yani palancının hatını bittemez deseyiz hatını ikide oladı mı? Fakat yok, ikide oluşuyor mümkün, üçte oluşuyor mümkün. Bittemez halas, dörtte oluşur mümkün. O mabada avarını bir gözlü emez deyip tercüme kıyan takdirde hem aksi ikide köz degenimiz mabodo. Lekin avarni ma'nosi ko'z aybli degani. U yerda ma'no Alloh taoloning insonga o'xshagan ko'zi bor, ikkita degan ma'no yo'q u yerda. Alloh taolo nuqsonli emas demoqchi xolos. Lekin u mujassima odam deb tasavvur qilgandan keyin qarasa Dajjal ikkita ko'zlik, ikkita ko'zlik demak bitta ko'zlik, bitta ko'zlik, bitta ko'zlik bo'lmasa demak bizga o'xshagan bo'ladi ikkita ko'zlik, bizni ko'rishadi deb tasavvur qiladi. Eng undan ham o bitta bazı taifeler şunday dedi mücessimelerin. Hazırki müşebbiyeler. Hazır tıklayasıptı. Müşebbiye mücessimeler. Kitab-ı sünnetten yapıramız biz salaf saliyeti etikadı girişemiz degen dava bulan çıkan yolga. Öşte mücessimelerin kettesi Saudiye'de müftü yürgen bitti kettesi. Allah'ıma deyip ateşedi. Şagirdler bile oturuptu. Otursa şagirdler diye müşe mücessimi kıbı gelmesin. Aklı Allah diyende kâta adamın tasavvur kıbı gel. Tile bile ayet almaydı. Kelleke üç çizdi bu ya. Akıldı. Kaydan bile, savallardan bilez. Ve sözlerden bilez. Saval bile yaptı bittes. Allah'ın közü ne işte deydi. Mesela biz 30 yıldan beri Allah'ını kör edip işitken miyiz? Kur'an-ı Kerim'de a'yuninâne aynîn okuyan mıyız? 30 yıldan beri. Peki Allah'ın közü ne işte deyken saval hiç kimse yiyemez. Çünkü adam deyip tasavvur kılmayken hiç kim. Allah'ın özüge has tasavvurumuzdan taşkarı zat diye bilgenimiz için soval, şu savalın özü kimegen de asli. Şu savalın kelişinin özü onların akılını mücessime kılıp şekillendirilgenini bilgisi. Yani müftiye Allah'ıma o. Allah'ıma mağfurat kısın. Dese şagird soru yaptı. Ne işte Allah'ın közü dese asli sen az gine akıllı bulsa ama bana da özü müşebbihe mücessime olsa ya az gine akıllı bulsa ayet dedi ki bu ayetlerden murat senge Allah'ın közünü seneşmez. Allah Ta'ala'ya azâ ispatlanmaydı. Sonra mı savaldı diş gerek. Bul. Hiç olmasa. Ya o azâ ispatla yaptı. Allah Ta'ala'nın perçelerden, böleklerden ibaret deyip tasavvur kılmayan. Ki bilmedim dedi. Ayyunu ne diye yaptı? Köprü geti yaptı. Yok. Yani üçte oluşu mümkün. Dokuzda onta oluşu mümkün. Yani yüztedir, mingtedir, bir milyondur. Kaydan böyle dedi. Köste ne yaptı? En kızığı bu ayyun ondadan aşık işletilmeydi adet. Doğru, nadir halette işletilişi mümkün. Bazen kullanışı mümkün. Lekin adette kullanmıyordu. Adette uyum kullanıyordu az geyim. Lekin ayun köpüğü kullanmıyordu ondan. Balagat, fasahat bu işi kullanmıyordu. Demek aslında lügatta hem acizdi adam.
Arab, Saudiyelik. Allah mı? Hiç olmazsa 9 sayı var, 10 sayı var, 9 sayı gerekiyor ya ki açış gerekiyor bu cami akıllı. Dalaleti şuna kadar az gibi oladı. Lekin adadan bilmemiz desem, lügatta haber var adamı okşardı. Mücessimeliği şu derecede ki, köz de baş karaçık akşıdan ibaret çanak diye nersen şunu yaptı. Onda bu mıydı Allah Teala ki azba ispatlamaydı. Azba ispatlamaydı. O parçalardan ibaret buradı. Parçalardan ibaret topken nersen terkip topken buradı. Onu kimdir, kimdir tergen buruş gerek onu. O muhtaç değil mi dedi o. Bu küfür bu. Allah Teala ki cisim ispatlaş, azba ispatlaş küfür buradı. Davası ayet hadis gibi geçermiş. Ahmak kara ayet. Ayette akmıyı kara. Mesela siz bir ki, açsayız ki közümü ongide kıldı şu işte. Yani ki közü astım gibi koygen ben palancı kızını deysiz. Palancı apamın kızı var közümü astım gibi koygen ben siz. Bunu tercih şeydi mi? Yok. İtibar gibi koygen ben de gene o. Közümü astım gibi koygen ben. Çişimi kevekede sakınıp durgen pulum barıdı o şimdi zira aldım deysiz. Sizi kevekede pulu tahtı koyan bulasın mı siz? İhtiyat kıp durgen pulum de gene o. Hemet elde var. Ana o ayet turdu fasl Rabbinizni hukmiga sabr qiling ayunina tafsirlarda aytgan ay fi inayatin ba'da inayatin degan. Nima ki ayunni ko'p keltirgan desa ayun ko'p keltirgan degan. Inoyatimizdan inoyatimizga o'tib, e'tiborimizdan e'tiborimizga o'tib, ya'ni biror bir holatda u holatdan bu holatga, bu holatdan u holatga o'tarkansiz, biror lahzasi bizning nigohimizdan tashqarida emas, bizning e'tiborimizdan chetda emas demoqchi bo'lgan o'z. Halk kendi Arap şunu düşünüyor, Bedevi şunu düşünüyor. Bu ondan ağza yese, o sana oturuptu. Mücessimelik şu derecede. Yani mücessime mezmen değildi o. O sen mücessime olmasın, kim mücessime böyle? Haşavi deyişken şunun için bunlarını. Haşavi deyişken şu, haşaki deyişken manada işte çıkan, haşaviler, haşaki. Çünkü akıllı bu adam ayta diyen yapma etmedi de, şu derecede pasta tefekkür. O diyor lügatte geçeyim, o diyor Arabiyem düşünüyor, sen düşünmeydi. Yani biz ayet hadis görürsemiz özü ispat tutuyan ispatlayımız. Hemen ispatlaydı Allah özü ispat kendine. Lekin bu konu kandayı fahamlaştı ki fark. Aynı Allah'a nispet bir soradın, bir soradın, özüge özü bergen. Lekin nime de nispet verildi, özü bilirdi onun manasını. Aza değil miydi o? Aza deyiz, insan kokuşatken bulas. Ya ki mahluk kokuşatken bulas. Aza dedi mi, kokuşatken bulas. Hakikatini alamız sözü dedi mi, kokuşatken, anı kokuşatken bulas. Başka ilacı yok. Bu o şey o da buzuk akliyet, bu hamısı maddi akliyetten kep çıkkan. Halbuki ruhunu görüşü kanı kim oladı degen savol var. Bazı alimler dedi ki ruh var mı? Ben siz biz bilen bizim görüşümüz asıl ruhtu kuvvet. Bu karacık vasıta halas, maşinge halas. Mesela dürbünde görmek için olsaydı siz körüyekken görüş kuvveti közüde oladı. Dürbün sizge uzağını yakınlaştı bireyken oladı, doğru mu? Dürbünün ne akkosu dürbünde kuvvet yok. Şıkanaka görüş. Dürbünün özde körüş kuvveti yok. Körüş kuvveti sizde, dürbün sizge vasıta haberi yaptı. Doğru mu? Mesela benim közeneye bilen körü yapmam sizlerin ağzı. Közeneye de yap koysam közüm kırı. Yaş görmedi uzadım sonra çünkü. Közeneye bilen körü yapmam. Közeneye ne mal? Buna közüne, şişenin özde körüş kuvveti var mı? Yok. Bu, taşkarı bilen içkarını bağla bir uçu vasıta halas. Taşkarıdan kireyken nürünü, içkarıya parçayla bir uçu halas. Halas. Bizi karaçıkımız, akçıkımız hem asli körüş kuvveti yok. O nördü parçalara böyle körüş kuvveti içkerde ruhta oladı asli. O közeni kan diye vasıta olayken olsa közge. Közünü özü ruhge şun diye vasıta oladı. Yani közenin tepesinden dürbün koysaz kanak oladı, o dışına koladı. Asli körüş kuvveti nerf talaları köredi, dedi. Tababatı, doğru mu? Tala körmeydi. O ruh köredi, ruhnu, ruhge uzat veredi bu. O üçüncü közünüzü oyuvasa körmeye koyarsın. Ama ruhis çıksa kim körü orası yani? O ruh, görüş kuvveti ruhta böyle. Eşteş, görüş, fikirleş, hemen kuvvet ruhta böyle. Tane onunla maşinge alas, vaktince. Çünkü canı çıkan adamlar, ruhu çıkan adamlar, hemen görgen atıraptı. Şu yediyen bana oturgenler. Arası da ruh çıkıp, taş karını görüp, kayıtıp girgenler. Tecrübede milyon metrelep ötken hazır. 6 milyondan artık adamda tecrübede ötken, 6 milyondan artık. Ölüp kayıtıp girgenler. Ruh köredi, işledi, biledi, hemen yok, hemen kabiliyeti var. O şu ruhunu körüştü kanaka deyse, ruh kayırı bilen köredi. Uyanmış, başta deyip, iki de köz bilen köredi mi? Deyse ayet işledi ki, ruhi tecrübeni kıyarlar. Ruh bütün bütün vücudu bilen köredi, vücudu bilen işledi deydi. Hemen tamamdan işledi, hemen tamamdan köredi düşünmüş.
ruh çıksa, köz, biz közümüz aldığımızı görmemiz halas o köz bilen, doğru mu? Çünkü o ruhun görüş kuvvetini şu ikilik çanağının ortasına cemlep koyadı bu. Ruh tananın içinde kezip duradı, kezip yuradı. Tarkayan oldu yani. O şey kuvveti köz arkalığı taşkarıya bağlanır. Ama özü taşkarıya çıksa şey değilse ayetledi ki hemen tamamını görürlüydü. Arkanıyım adını atıp görürlüydü. Demek ki hemen cevabını görürlüydü o. Onun görüş kuvveti mutlak vücudu hemen yakında böyle. İşte bu tuşuna kadar. Fakat mesela sağız aldı izleyen nesen eşitiz, yaş. Arka diyen nesen yaş eşitmesi mümkün. O hemen tamamını, altı tamamından bir kıl eşitledi ruh dedi. O altı tamamını bir kıl körledi dedi. Sağ aldığını körüp durursa arkanı görmeyiz. Arkaya kadar siz aldı körümeye kalın. O ruh hemen ten körü alır dedi. Ruhi tecrübede körgenler. Şu ne dedi bazılar. Bana o köz, bu çekilavuça azab bu. Allah Teala da hemşire koyuladı miyendi, insanı okşayan. Bu ota ağır, tuhmet böyledi. Allah Teala'nın insanı okşatış bu. Allah'ın insanı okşatış, bendeki okşatış bu küfür böyle. Mahluk okşatış. Çünkü ayet gezet, لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَيْءٌ gezet, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ gezet. Kur'an'ın inkar kılıyken böyledi. Lekin bu ayet-i kerimede, وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُونِنَا رَبِّكِزِ حُكْمِكَ سَبِرْ قِلِنْ siz bizni inayetimizde siz daim degen. Bu ham faslını mavzusundan kep çıkadigan bo'lsak, Rasul-i Akram aleyhissalatu vesselam'ga Allah'ın şefkatidendir. Demek, مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى siz kıynelişiniz için Kur'an'ı düşürmedik degen ayet-i kerime. Ya ki ta'ha yerge ikele kadem yüzü koyup namazı kıyın kıynemesinden oz yüzü degen kelime. Bir tefsirge göre oz yüzü oz yüz halakı koymayın. Koy güdek bu kötü yapsız onları özü kıynemeyin. Halası ki biz bunların hamasını mumin koyardık degen teselli. Siz davetinizi berelle ayete verin. Biz özümüz kifaya kılamız sizi mezharak mahşub olanlarge degen kelimesi sözleri. Ve sizden alınginler hem şundaki istihzaya kalgen. Mesharaya kalgen deyip teselli verişleri Allah Subhanehu ve Teala'nın. Onlar diğer itibar kılmayın, yüze gelin, melamet kılınmayın, siz davetli yetkizdiniz, vazifeni ada kıldınız. Degenler, degeni. Sabır kılın, siz bizi inayetimizden, siz degeni. Hemme hemmesi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a Allah'ın şefkati, mihrini kürsetedi. Dediler, 5. fesir şundan ibaret. سبحان ربك رب العزة ألتنش فسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.